Hoş geldiniz. Hep söylüyorum Tayyip Erdoğan iktidarı vermemek için yapabileceği her şeyi yapacak ama seçimleri yaptırmamak gibi bir lüksü yok. Seçimi belki birkaç ay erteletebilir lakin bu iş 6 ayı geçemez. Zira Erdoğan'ın hem içeride hem dışarıda tek sermayesi ve gücü sandık yani hal desteğidir. Tayyip Erdoğan onu yitirdiği an siyaseten yoktur. Bugün itibariyle bile yine içeride ve dışarıda totaliter olmakta itham edilen Erdoğan'ın seçimi askıya alması bu tür yakıştırmalara haklılık kazandırır ve bunun sonucu zaten zorda olan ekonomiyi tamamen zora sokmak olur. Dolayısıyla seçim mutlaka ama mutlaka yapılacaktır. Ha yapılacak seçimde başa baş durum söz konusu olursa daha önce tanık olunduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan lehine elbette devreye girebilir. Ancak söyledim bu kıl payı durumlarda olabilir. Açık ara hallerde bir şeyin yapılamayacağı İstanbul ve Ankara seçimlerinde görüldü ve yaşandı. Tam bu noktada Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday olamaz diyenlerin Erdoğan'a hizmet ettiklerini belirtmeliyim ki bunu son olarak önceki gün Meral Akşener yaptı. Mevcut Yüksek Seçim Kurulu realitesinden hareketle Tayyip Erdoğan'ın aday olmasına izin verilmemesi ihtimali emin olun milyarda bir bile değildir. Öyleyse Erdoğan aday olamaz demek hem laf olsun diye konuşmaktır hem de ondan korkulduğu gibi bir algıya katkı sunmaktır. İlaveten böyle bir şey Tayyip Bey'i mağdur yapar ve büyütür. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın aday olmasına karşı çıkmak onu kurtarmaya soyunmaktır. Evet Erdoğan'ın aday olmasının engellenmesi Musalla Taşı'nda olan siyasal İslam'ın gömülmesini engellemek ve yeniden dirilişinin önünü açmak demektir. Ha şunu söyleyeyim elbette Türkiye'de hukuk hükümran olsa Erdoğan değil üçüncü kere aday olmak yaptıkları bağlamında çoktan hukuk önünde olurdu ki FETÖ ne istedi de vermedik beyanından valilere verilen PKK'ya operasyon yapmayın emrine kadar pek çok netameli konular vardır. Söylemek istediğim Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday olamaz deyip hayaller yerine hakikatlerle muhalefet yapılmasıdır. Ayrıca ifade ettim. Türk halkı siyasal İslam'ı süpürmesi için Tayyip Erdoğan'ı mutlaka ama mutlaka sandıkta yenmesi gerekiyor. Peki Erdoğan nasıl yenilir ve kim mi yener sorusuna gelince bunu bilmek için allame olmak gerekmiyor. Ankara ve İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı kim yere serdi ise yine Erdoğan'ı onlar yenecektir. Evet Tayyip Erdoğan'ın karşısına ya Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday yapılmalıdır ki anketler zaten bunu teyit etmektedir. Bunların dışında üçüncü isim olarak ekonomist kimliği ve her kesimle barışık olduğu bilinen İlhan Kesici ismini seslendirenler de var. Mansur Yavaş'ı öne çıkaran özellikleri devlet adamlığı ile uzlaşmacı kişiliği olsa da bize göre onu en şanslı kılan milliyetçi muhafazakarlardan oy alma potansiyelidir. Evet Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partililerin %80'inin oyunu alır. Sandığa gidecek olan ülkücü Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı tercihinde kesin olarak Mansur yavaş diyecektir. Devlet Bahçeli istiyor diye sadece ve sadece 10 ülkücüden ikisi ancak Tayyip Erdoğan'a oy verebilir. Bunun anlamı Cumhur İttifakı'nın içeriden çökertilmesi demek değil midir? Kimileri eski MHP'li olan Mansur Bey HDP seçmeninden oy alamaz diyor. Pardon ama sandığa gidecek olan HDP'liler Mansur yerine Tayyip bu diyecek, elbette demeyecek ve Erdoğan'ın süpürülmesi doğrultusunda oy kullanacak. Bu olgulardan hareketle Mansur Yavaş'ın oy hinterlandı, yüzdelere bakıldığında en geniş olan aday durumundadır. Aklım hafsalam almıyor. HDP oyları üzerinden hesaplar yapıp cepheler kuranlar milliyetçi oyları niçin ve nasıl görmezden geliyorlar ki o oylar HDP oylarının üstündedir ve Erdoğan'ın cepte gördüğü oylardır. Tekrar ediyorum seçimde MHP parti olarak yarışmayacak Tayyip Erdoğan ile karşısındaki rakip yarışacak. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni Adaya bakıp oy verecek. Gelelim Ekrem İmamoğlu'nun aday olma olayına. Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da yere seren adamdır Ekrem Bey. HDP seçmeninden de banko oy alabilecek durumdadır. Keza Karadenizli olmasından ötürü o bölge insanından da oy alacaktır. Mücadeleci kişiliği ve enerjisi Ekrem Bey'in ilave artılarıdır. Benim bakışıma göre ha Mansur Yavaş, ha Ekrem İmamoğlu ikisi de Erdoğan'ı yenebilecek adaylardır. Peki bunun anlamı bu ikisinden birinin kesin olarak aday olması mıdır diye sorarsanız işte ondan emin değilim. 35 yıldır her gün siyaset yazan biri olarak Emin olduğum bir şey var değerli seyircilerim. Liderler bu gibi tercihlerde genelde kendi çıkarlarına göre hareket ederler. Buradan hareketle özellikle Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ı asla istemeyeceğinden adım gibi eminim. Niye mi? Mansur Bey seçilirse Meral Akşener'in siyaseten varlık sebebi ortadan kalkacaktır da ondan. Bakın ikisi de aynı kulvarın siyasetçileri. Yani Mansur Bey Meral Akşener'e gel yardımcım ol diyemez ki. Dememesi zaten oyunun kuralıdır. Hatırlayın Devlet Bahçeli 2000 yılında Sadı Somuncu oğlunun Cumhurbaşkanı olmasını engellemişti. Zira Somuncu oğlu Cumhurbaşkanı olursa kendisinin ülkücülerin üzerindeki etkisinin kırılacağını düşünüyordu. Buradan hareketle Meral Akşener'de Mansur Bey'in seçilmesi durumunda ben boşa çıkarım diye düşünecektir ve emin olun Kılıçdaroğlu'yla karar verirken baş başa kalacağı o görüşmede Mansur olmaz, Kürtlerden oy alamaz diyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu ise Mansur Yavaş'ın adaylığına eski MHP'liliğinden dolayı bir süre ihtiyatla yaklaşacaktır. Ama Meral Akşener'in tersine o nihai olarak anketlere bakacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu'nda hakim olan bir havada belediye başkanlarından biri aday yapılırsa o belediyenin AKP'ye geçeceği ve bunun seçime olumsuz katkı yapacağı görüşüdür. Dolayısıyla CHP İstanbul ve Ankara başkanlarının dışında bir aday arayışındadır ki onlardan biri olarak Abdullah Gül ismi zikrediliyor. Bir diğer isim de Ali Babacan deniliyor. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılması noktasında ise Meral Akşener'in İmamoğlu lehine bastıracağı kesindir. Lakin Kemal Kılıçdaroğlu yine son ana kadar bekleyecektir. Kuşkusuz bu süreçte diş dinamikler artı FETÖ ve HDP gibi unsurlar özellikle Kılıçdaroğlu üstünde baskı kuracaklardır. Keza son dönem Akşener'i tanrışa ilan eden Pensilvanya'da Meral Hanım'a ricada bulunacağı kesindir. Hülasa hem Mansur Bey'in hem Ekrem Bey'in adaylığı şu an itibariyle kolay görünmemektedir. Bir bakarsınız AKP'den oy alır denilerek Abdullah Gül'ü dayatmışlardır. Böyle bir şey olursa benim gibilerden oluşacak yığınlar CHP ile İyi Parti merkezlerini vallahi taşa tutarlar. Şimdiden bunu duyuruyorum. Bu arada bir hakikat da ortadadır. Tayyip Erdoğan bir kere daha seçilirse ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Meral Akşener asla ve kata o koltuklarında kalamazlar. Dolayısıyla buna göre davranmak durumundadırlar. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı alacağı kesin olan önlemlere hiç kuşkunuz olmasın. Tayyip Erdoğan söz konusu kendi bekası olduğu için işi belediye seçimleri gibi gevşek tutmayacak ve bu iki ismin önünü kesmek için her şeyi ama her şeyi yapacaktır. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun yargı dosyasını kullanabilirler. Yine Ekrem İmamoğlu bağlamında PKK ile dolaylı ilişkileri var diyebilirler. O yönde kampanya yapabilirler. Mansur Yavaş'a karşı da benzer operasyonlar söz konusu olabilir. Bakın Ankara'da birkaç gündür Nisan 1 bağlamında yapılan espri şudur. Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçe'yi bakan yapması güneşin batıdan doğmaya başlaması gibi bir şey olur ve yapmama ihtimali yüzde 99'dur. Yüzde bir yapma ihtimali ise Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı etkisiz kılması için olabilir. Hülasa başta da ifade ettim. Seçimi sandığı asla askıya alamazlar. Dolayısıyla yapılacak olan yarışta Ekmelettin gibi isimlerle macera aramak yerine Tayyip Erdoğan'ı mahalli seçimlerde yere seren bu iki isimden biri mutlaka aday yapılmalıdır. Bize göre iki isimde belediyecilikte yapılan bütün engellemelere rağmen fevkalade başarılıdır hakkını teslim edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu belediye seçimlerinde aday belirleme noktasında iyi bir performans sergilemişti. Aynı şeyi Kemal Bey'den Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında da bekliyoruz. Değerli dostlar seçimi kazanmak için ölçü bellidir. Kim hangi seçmen hinterlandından oy alabilir temel gösterge yapılmalıdır. Ayrıca hiç kuşku edilmesin Muharrem İnce gibi isimler birinci turda aday olacak ve Tayyip Erdoğan buradan hareketle sonucu ilk turda almaya çalışacak. Bütün bu olasılıklar düşünülüp ona göre strateji, taktik ve aday belirlemek gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin.